Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Applied Energy 6 mod tanıtımımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu ikinci bölümde nelerle başlayacağız? İlk önce Applied Energy 6 kısmımıza girelim. Geçen bölümümüzde kontrolleri, chestleri, dryları, depolama sistemlerini, terminali, crafting terminali, busları, level emitter'ı, cable'ları, dark cable'ları, interface'i, chest'leri. Bunları tanıtmıştık. Peki bu bölümde neler tanıtacağız? İlk olarak bu modda bir aslında muhtemelen pek fazla bir şey tanıtacağımızı söyleyemeyiz. Wireless emitter'ı tanıtmış mıydım bilmiyorum ama tekrar tanıtayım. Şu şekilde craft ediliyor. Bir access terminal ve bir receiver alıyoruz. Bunun için bir şey daha lazım ama ve o da bulabilirsem tabii Wireless Access Point. O da bu şekilde craft ediliyor. Bunu direkt sistemimize yerleştiriyoruz. Ardından kontrolörün şu kısmına bunu koyup bağlıyoruz. Artık herhangi bir yerden buradaki inventörümüze erişebiliriz. Ancak ufak bir detay. Bunun bir sınırı var. 16 blok uzaklık. Maksimum 16 blok uzaklıkta erişebiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan itibaren artık erişilemiyor. Bu erişebildiğimiz son blok. Burada o erişemiyoruz. Ama bu kapasiteyi arttırmanın bir yolu mevcut. Öncelikle peaceful alarak, tabii ki de peaceful almıyoruz. Bunu sadece mod tanıtımı için yaptım şu an. Bunlar. Wireless Booster. Şu şekilde craft ediliyorlar. 64'e kadar stacklenebilmelerine karşın içeri en fazla 16 tane koyabiliyorlar. Bunların hepsi wireless bu kablosuz erişimin kapasitesini bir blok arttırıyor. Ama yani toplamda o da 16 blok arttırmış oluyor. Yani 32 blok artmış oluyor. Fakat gene de arttırmanın bir başka yolu daha var. Diyelim ki ikinci bir tane bağlayarak mesela. Gördüğünüz gibi direkt görecektir bunu. Ve aynı kontrollere bağlı olduğu için gene bu da kendi çevresinde 32 blok mesafe sağlayabiliyor. Bu sayede daha geniş bir alanda kaplayabiliyor, yer kaplayabiliyor. Konuşabilsem. Şimdi gelecek olursak eğer bu mod bir multiblok yapıtı da içeriyor. Bu multiblok yapıtı 3 parçadan oluşuyor. Pardon, 4 parçadan oluşuyor. Bunlar bu şu şekilde craft ediliyor. Bu şu şekilde craft ediliyor. Bu şekilde craft ediliyor ve bu. Evet, pahalı bir şey. Bu multiblok yapıtının değişmez birkaç kuralı. Tüm kenarlar bununla yapılmak zorunda. Tüm kenarlar haricindeki yüzeyler bununla yapılmak zorunda. İçi bunlarla dolmak zorunda. Dolmak zorunda yalnız. Fakat en az bir tane bundan olmak zorunda. Minimum boyutu 3x3. Ben de şimdi minimum boyutunda bir tane yapıyorum. Demin de dediğim gibi köşeler bunlarla olmak zorunda. Köşeler, daha doğrusu kenarlar. Yüzeyler bununla olmak zorunda. İçine de en az bundan bir tane koymamız lazım. Bundan koymamıza gerek yok. Size bu ikisinin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bu bir inventory aslında. Bunu tamamladığımızda gördüğünüz gibi bu içine koyduğumuz sayı kadar sayfası var. Bu 3 tikte bir crafting işlemi yapıyor. Yani auto crafting sistemi. Eğer CPU'ları arttırırsak bunlar da her CPU başı 3 tik. Daha doğrusu tik başı 3 crafting, pardon. Tik başı 3 crafting ekliyor.
Yani bu sayede çok daha hızlı, bunların sayısını artırarak çok daha hızlı elde edip crafting yapabiliyorsunuz. Ama zaten bir tane yapıda zaten bunlardan bir tanesi bedava geliyor diyebiliriz. Ama hızlandırmanız lazım. Çünkü bazı çok karmaşık crafting işlemlerinde yavaş geliyor. Şimdi biraz büyük baddal boylarda bir tane yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Evet, böyle bir şey yaptım. Dur. 32 tane bunlardan içeriyor. Ve 32 tane de CPU içeriyor. Ancak ufak bir uyarı. Bu kadar böyle büyük bir tane yapabilmeniz için mesela benim kendi Let's Play serimde burada 32 sayfa olduğunu görüyorsunuz. Böyle büyük bir tanesini yapabilmek için sağlam bir enerji kaynağınız olması lazım. Biz burada Quantum Generator'ı kullanıyoruz. Dolayısıyla da sınırsız bir enerji kaynağımız var. Mesela benim kendi Let's Play serimde 5x5x6'lık bir tane yapmıştım. Bu 6x6x6'lık bir tane. Ve kullanılan enerji miktarına bakarsak eğer 94 ünite olduğunu görüyorsunuz şu an. Bunu çekersek eğer bunun 29 üniteye düştüğünü görürsünüz. Şu anki tüm sistemimizden daha fazla enerjiyi bu tüketiyor. Ve hiçbiri işlem yapmadığı halde. Evet. Buna işlem yaptırabilmek için öncelikle bize bir şey lazım. Ha, bu arada unutmadan tekrar üzerine değineyim. Şu kenarların hepsinin containment wall, şu yüzeylerin hepsinin ise heat vent olması lazım ve bir tane pattern provider'ın içeride bulunması şart. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde sistem çalışmaya hazır. Şimdi bize bir şey daha lazım. Bu şey ne? Preformatter değil. Pattern encoder. Pattern encoder'ın sisteme bağlı olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi crafting table'a benziyor arayüz olarak. Ve bize bu arada bunun yapımı şu şekilde. Ayrıca bize bunlardan lazım. Assembler pattern. Pardon, bu yazılmış bir tanesi. Yazılmamışı lazım. Ha. Amy blank pattern. Bu şekilde craft ediliyorlar. Kendimize bir stack alalım. Ve şimdi mesela wood alalım kendimize. Ah. Shift'e basarsanız siler. Gördüğünüz gibi bunları direkt yerleştirmiyor. Sadece hayalet görüntülerini koyuyor. Ve eğer bunu gidip bunun içine koyarsak ve kolayca görmeniz için burada Shift'e basarsanız eğer direkt ne olduğunu gösteriyor. Şuraya geçtiğimizde direkt bunun craft edilebildiğini görüyorsunuz. Ve eğer kendi 64 tane craft etmek istiyorsam edemiyor. Çünkü yeteri kadar odunum yok. Peki, evet, şu anki gibi basit bir sistemde bunu çok rahat görebiliyorum. Fakat diyelim ki çok gelişmiş bir sistemde çok karmaşık bir crafting yapıyoruz ve bir şey yarıda kaldı. Bunu nasıl göreceğiz? Bunun için bir item daha var. Crafting monitör. Crafting monitörümüzü alıyoruz ve bunu sistemimizde herhangi bir yere koyuyoruz. Ve neden şu an görmüyor en ufak bir fikrim bile yok. Bazen öyle bir şey olabiliyor. Neyse. Tekrar yapalım bir. 64 tane bundan. Evet, şimdi 24 tane kaldığını görüyorsunuz ve wood istediğini görüyorsunuz. Bu şekilde eğer kendimize wood verirsek atıyoruz içeri. Kısa bir süre sonra bunların bulunduğunu algılayacak. Şu an mod geliştirme aşamasında olduğu için henüz tam rahat algılayamıyor. Evet, bunu yaptık. Şimdi diyelim chest kullanan bir şey isteyelim. Turtle.
Sen turtle almayacaktık. Turtle crafting'ine bakalım. Chest istiyor değil mi? Ama bunun dışında iron ve computer istiyor. Computer yapımı stone, redstone ve glass pane. Şimdi kendimize stone, redstone ve glass pane verelim. Hatta glass pane'i de nasıl craft edeceğini öğretelim hemen. Gördüğünüz gibi bunu nasıl craft edileceğini öğrettik buna computer'ın. Şimdi glass pane'in nasıl craft edildiğini öğretelim. Tabii bunu koymamız lazım. Aynı anda en fazla bir tane koyabiliyorsunuz. Ve kendinize... pardon. Computer alalım bir tane. Computer. Chest. Iron. Bolca iron alıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da öğrettik. Iron'larımı buraya atıyorum. Şu an glass pane'in nasıl yapacağını biliyor. Ama glass'ı nasıl yapacak? Glass'ımız yok burada. Yani 6 tane glass veriyorum. Ve bir tane senden craft et diyorum. Gördüğünüz gibi bunları sırasıyla craft edecek. Şu an redstone bekliyor. Evet, redstone'umuzu kullandı ve turtle'ımız hazır. Gördüğünüz gibi sadece bunları buraya yerleştirerek turtle'ımızı yaptık. Ama mesela diyelim glass. Glass'ımız yok ve 50 glass yapmamız gerekiyor. Ama bunu yapmak istemiyoruz. Şimdi burada ne devreye girecek? Kendimize bir tane powered furnace verelim. Evet, powered furnace'ımızı aldık. Şimdi bize başka ne lazım? Import bus. Ve interface. Import bus'ımızı şuraya koyalım. Daha sonra öncelikle powered furnace'ımızı koyalım şuraya. Şu yan tarafını beyaz yapalım. Bunu koyalım. Interface'imizi buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Tabii buna bir enerji kaynağı sağlamamız lazım. Ve bunu da enerji frame ile yapıyoruz. Şuraya koyalım. Gayet enerjisini sağlayacak bu. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Sand alıyoruz. Ve bir de glass alıyoruz. Sand'i buraya koyuyoruz. Glass'ı buraya koyarak bunu bir çeşit işlemler sonucu glass olması gerektiğini söylüyoruz. Ve bunu buraya koyuyoruz. Ancak bunu buraya koyarsak eğer gördüğünüz gibi kırmızı olacak. Çünkü bu bir crafting recipe'si değil. Başka bir şey. Bunu buraya koyuyoruz. Bu daha önce açıklamadığım slot'a. Ve artık bir şey fark edeceksiniz. Burada glass var. Evet. Glass'ımızı öğrettiğimize göre sand'imizi alıyoruz. Buraya koyuyoruz ve bana 64 fazla 5 tane turtle yap diyoruz. Gördüğünüz gibi bunları glass'ları atacak ve glass'lar şu an burada pişiyor. Piştiği gibi direkt sistemimize atılıyor. Burada biriktiklerini görebiliyorsunuz. Ve 6'ya ulaştıklarında bu crafting işlemi artık devam, geri kalan adımlara geçecek. Ve gördüğünüz gibi 5 tane turtle'ımız artık hazır.
Mod itemlarında da işe yaradığını gördünüz. Hatta bir örnek olarak örnek gösterebilirim bile. Değişik bir örnek daha. Mesela Refine item. Direkt piştiğinde bu buraya gelecek. Gördüğünüz gibi. Bunu da öğretebilirim sistemimize. Encode. Mesela bu şekilde iki farklı crafting yapıyorum ve bunu da buraya koyuyorum. Kendime bir machine block istiyorum. Bir tane. Bir tane işim görüyor. Ve bunu yapmaya başlayacak. Burada 8 tane refine iron birleştiği andan itibaren bu artık crafting işlemini bitirecek ve sana gerek yoktu. 5 6 7 ve 8. Tabii öncesinde ben sonradan bir tane daha koyunca 9'u bekleyecek bu. Tamam da şimdi sen neyi bekliyorsun? Tabii modun hala geliştirme aşamasında olduğu gerçeğini hesaba katarsak bunun hala bu tarz hatalar olabileceği gerçeğini hesaba katın. Bazı şeyleri böyle algılayamayabilir. Şimdi bir tekrar bakalım incelemediğimiz bir nokta kaldı mı? Çoğu şeyi açıkladık. Storage'i, MV port'u vesaireyi vesaireyi açıkladık. Preformatter, Access Terminal, Pattern Encoder, Drive, Controller. Evet, her şeyi açıkladık sanırsam. Bu arada bir örnek daha göstereceğim. Mesela kendimize ne verelim? Bir tane Rotary Macerator. Ve bunun arkasına bir tane Quantum Generator koyacağım. Ve seni 32 EU'ya düşüreceğim. Cable'ımızı da koyalım. Ve buna aynı şekilde interface ve import basımızı koyalım. Direkt şu diğer interface de bu sisteme bağlı olduğu için ve tabii bize bir de lever lazım. Çünkü bu makinenin lever istediği gerçeğini biliyorsunuz. Bu arkadaşın. Şimdi kendimize ne yapalım? Coal dust. Coal'umuzu alıp coal dust'a çevirsin. Encode diyoruz. Ve bunu buraya koyuyoruz. Sistemimize coal koyalım. Ve bize 16 tane coal dust üretmesini söyleyelim. Buraya bakacak olursanız o 16 coal dust burada işleniyor. Ve bu şekilde bu makinemizi de göstermiş olduk. Ya da bu makine ile de çalıştığını göstermiş olduk. Her türlü işlem makinesinde çalışıyor. Hatta Railcraft'ın Rolling Machine'i ile de bir örnek göstereyim ve ondan sonra videomuzu bitirelim. Rolling Machine'i buraya koyalım. Interface. Ve Import Bus. Rolling Machine'lerin bunlardan biraz farklı çalışacağı gerçeğini hesaba katmalısınız. Çünkü Rolling Machine'ler neticede bir saniye. Rolling Machine'ler neticede bir çeşit Auto Crafting Table olarak çalışıyorlar. Buna ne koyalım mesela? Iron. Eğer bu şekilde koyarsak gördüğünüz gibi bunu yapmayacak, bunu tamamen hafızasına kaydedecek. Fakat ikinciyi koymaya
ikinci seti koyduğumuz takdirde enerjisi olmadığı için bunu yapamayacak. Fakat buradan enerjiyi çalıp buraya koyarsak eğer, gördüğünüz gibi yapmaya başlıyor. Ama o ilkini hala saklıyor burada. Tabii import basımız olduğu için bu otomatik olarak çekildi. Ve eğer bunları da bu şekilde koyup bunları koyarsak ve encode dersek, sayıları da önemli bu arada. Sayılarını da düzgün girmeniz lazım. Koyuyoruz. Ve eğer bir saniye. Niye görmedin sen? Tamam. Bu görmedi bu sefer. Çünkü şunu bağlamadım. Artık görüyor ve eğer 4 tane craft etsin dersek, gördüğünüz gibi buraya attı ve bunlar yakında burada oldu. Ama bir tane de craft et dersek, bu 4 tane craft ettiği için bu makine gene 4 tane elimize gelecek. Gördüğünüz gibi. Son bir kontrol edelim, incelemediğimiz bir şey kaldı mı diye. Ondan sonra videomuzu burada bitirebiliriz. Evet, incelemediğimiz iki şey kaldı. Bunlar Vibration Core ve bu. EU ile şarj ediliyorlar. Tabii Gravity Chest Plate'im olduğu için şu an bunlar otomatik olarak onunla şarj oldu. Bunların olayları basit olarak şu. Biri her şeyi yakıyor. Gelmeye. Cobblestone vereyim mesela. Gördüğünüz gibi bunu Smooth Stone'a çeviriyor. Ya da mesela bir Ice Block verelim. Bunu eritiyor. Suyu da yok ediyor tabii. Bu arkadaş ise bunun tam tersi. Her şeyi soğumuş haline getiriyor. Gördüğünüz gibi bunlardan charcoal da elde edebiliyorsunuz. Enerji karşılığı. Ya da bunları tekrar smooth stone'a çevirebiliyorsunuz. Bununla bunu yapabiliyorsunuz. Ya da bir su birikintisi bulabilirsek eğer. Su birikintisi. Gördüğünüz gibi bunları donduruyor. Ve villager'ımızı öldürdük. Gördüğünüz gibi burada suyu da yok ediyor. Ve her şeyi smooth stone'a çeviriyoruz. Evet, bu iki item da bu şekilde. Ve bunları da bitirdiğimize göre bu mod tanıtımımızı bitirmiş olduk. Öncelikle unutmayın, bu mod hala geliştirme aşamasında olan bir mod. Dolayısıyla da pek çok bug olması mevcut. Yani hata ile karşılaşmamız mevcut. Eğer bunlar daha önce bildirilmemişse bunları bildirebilirsiniz. Gerçi çok sık rastladığınız buglar muhtemelen bildirilmiştir. Çünkü başkalarında da gözükmüştür. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler. İyi eğlenceler.